Bekle bizi tabiat ana. Biz geliyoruz. Geliyoruz işte. Var mı diyeceğim. Geliyoruz işte. Var mı diyeceğim. Oymakbaşı Ulki emir ve görüşünüze hazırdır komutanım. Rapor ver Oymakbaşı. Derhal komutanım. Okulumuzun yaz kampı için bütün hazırlıklar tamamlandı komutanım. Emrettiğiniz gibi tabiatın böğründe, medeniyetten uzak, muhteşem bir yer buldum komutanım. Ayrıca 30 öğrenci için 30 tane izli kıyafeti ve 15 tane çadır satın aldım komutanım. 30 öğrenci, bir oymakbaşı ve bir komutana 15 gün boyunca yetecek erzak ayarladım komutanım. Bitmedi. 30 öğrenci, bir oymakbaşı ve bir komutanı tabiatın böğrüne getirip götürecek full donanımlı, full teçhizatlı bir otobüs ayarladım komutanım. Eşyaları yükledim. Yani anlayacağınız kamp için her şey hazır. Her şey hazır diyorsun yani Ulki. Komutanım, her şeyi en ince detayına kadar düşündüm, hesapladım, ayarladım. Ha, bu arada hani olur da yolda susarsınız diye size kendi el cihazımla ayran bile hazırladım. Ha, unutmadan gitmeden önce çocuklara yapacağınız konuşma için bir kürsü, bir de mikrofon ayarladım komutanım. Konuşun da hemen gidelim. Ben o konuşmayı yapayım. Yapayım. Çünkü biz buradayız. Evet. Fakat öğrenciler nerede? Öğrenciler. Ben o küçük detayı atlamışım komutan. Ah, oymakbaşı Ulki. Senin bu durumuna uygun İsmail YK'dan muazzam bir şarkı biliyorum. Anladın sen hangi şarkıyı kastettiğimi değil mi? Ben derhal gideyim öğrencilere haber vereyim komutanım. Oymakbaşı Ulki. Emredin komutanım. Öğrencilerden bir tanesine bizzat ben gideceğim. Sen ilgilenme. Hangisi? Onun halaları var. Güzel mi güzel? Bir tanesi var beni üzer mi üzer? Geliyorlar, geliyorlar. Ay inanmıyorum, Selda halam aylardır kurtulmaya çalıştığı postacıyla yemeğe çıktı. Evde kalma korkusu neler yaptırıyor insana. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 5 liraya bahse girerim. Postacı Selda halamı öpmeye kalkacak. Ben de 10 liraya bahse girerim. Selda postacıyı dövmeye kalkacak. Bir keresinde 4 saatte 188 tane faturayı elden dağıtmıştım. Hem de tek tek. Ya. Bu ne ki bende daha? Ne anılar var, ne anılar. Apartmanın kapısı kapalıydı. Ta 4. kata bir cep telefonu faturasını bir seferde fırlatıp attım. Ne diyorsun? Bu ne ki? Ay dur. Artık anlatma. Ben bir gecede bu kadar şoku üst üste atlatamam. Bir dahaki sefer anlatırsın. İnşallah. Hadi bana gel. Yemek güzeldi ama değil mi? Ben hayatımda hiç bu kadar bol malzemeli Adana dürüm yememiştim. Hadi iyi geceler. Seldoş, sana uzun zamandır itiraf etmek isteyip de itiraf edemediğim bir şeyi itiraf etmek istiyorum. Saat kaç? Saat. Saat 9:30 olmuş. Melda bana 9'a kadar izin vermişti. Hadi atla bana iyi geceler. Koz gelir tırıs gider Seldoş. Kurtaracağım seni bu sürümden. Nevenin kadını olacaksın. Şurada giden, kamyonun altında giden senin bisikletin değil mi sürüklenen? Ne? Şşş, geliyor. Melda nerede? Melda bana vız gelir tırıs gider Seldoş. Kurtaracağım seni bu zulümden. Evinin kadını olacaksın. Bir zamanlar benim erkek kardeşim olan bir kedi bana ilanı aşkta bulunan postacının taklidini yapıyor. 590 senelik hayatımın en utanç verici anı bu. Gel bakalım. Hop nereye ya? Kedim. Hayır, olamaz. Sen de dalga geç bakalım. Erken gelmişsin Selda. Postacıyla olan randevun iyi geçmedi galiba. Dürümcüye gittik Melda. Dürümcüye gittik. Yerden 20 santimetre yükseklikteki taburelerin üzerinde dürüm yedik. Adana dürüm.
Of Dilaver'im, of! Neden ormana kaçtın? Neden kaçarken beni de yanında götürmedin? Neden beni de bu acılı hayattan kurtarmadın? Selda, bari beni yere bırak da öyle dertler. Yemişsin soğanları, öldüm. Burada öldüm, nefes of, alamıyorum. Of be! Git hadi. Selda, neyin var senin? Yok abla, yok bir şeyim benim. Selda, sen ağlıyor musun? Soğan yedim de herhalde benim gözüme kaçtı, ondan öyle. Selda'cığım, sen çok takıldın bu Dilaver'e. Abla, ben sevdim ve sevildim. Ama sen nereden bileceksin? 600 senedir hiç böyle bir şey yaşamamışsın ki. Oh, oh. Artık ya Ferit ya postacı. İkisinden birini seçmek zorundayım. Abla, Dilaver'imin gelip kapıyı çalmasını beklemekten yoruldum artık. Evde kalmak istemiyorum. Seninle aynı kaderi paylaşmak istemiyorum. Abla, saçım okşar. Hadi Selda, hadi yavrum. Bak ayağına kadar gel. Hadi artık, tepme şu fırsatı. Tepme, tepme kadın. Şimdi gel de gör beni, bambaşka biri. Aa, müdür Dilaver. Ah, öğrenci Ayşegül. Yavrum, yarın sabah saat 8'de şu kıyafetleri giymiş olarak okulda bekliyorum seni. Gidiyoruz. Nereye? Tabiatın böğrüne. Yukarıdan Selda Hanım'ı çağırır mısın? Ona söylemem gereken çok önemli bir şey var. Hadi yavrum. Tamam, tamam, bekleyin. Ah, oğlum Dilaver, yine hayat felsefendeki birinci kural. Daima açık ol ve direkt konuya gir. Selda Hanım, bil bakalım kim geldi? Ne olur bilmece gibi konuşma Ayşegül. Benim derdim bana yeter. Müdür Dilaver. Seni görmek istiyor. Ayşegül, çok ayıp yaptın. Çok ayıp. Şaka yapılır ama böyle yapılmaz. İnsan karşısındakinin duygularıyla bu kadar oynamaz. Ya gerçekten şu an kapıda ve seni görmek istiyor. Hadi. Tabii tabii. Beni görünce karşımda diz çöküp evlenme teklif edecek değil mi? Selda, seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin? Evet, belki de edebilir. Değil mi? Yetmedi değil mi Duman'la birlikte benimle dalga geçmeniz? Ablan bana vız gelir, tırıs gider Seldoş. Kurtaracağım seni bu zulümden. Evinin kadını yapacağım Seldoş. Hayır, olamaz. Şimdi de Dilaver geldi, kapıda bekliyor değil mi? Bu kadar. Geldin geldin. Gelmedin bitti. Bu aşk defteri sonsuza kadar kapanır. Çünkü yeni hayat felsefendeki ikinci kural. Sana değer vermeyene sen asla değer verme. Otuz saniye süren var Selda. Geri sayım başladı. Ya vallahi billahi gerçekten seni kapıda bekliyor. Tabii tabii, ben şimdi ineceğim. Bakacağım ki kapıda hiç kimse yok. Duman'la birlikte ikiniz arkamdan kah 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 kek kek güleceksiniz. Özekes. 29. Ya Melda hala, bari sen bir şey söyle. Bir şey söyleyeyim. Bu yaptığınız çok ayıp. Selda halanın en hassas olduğu konu bu. Dalga geçmek hiç size yakışıyor mu? Ay, sağ ol ablacığım. Peki tamam, inanmayın. O zaman ben onu buraya getiririm. Belki o zaman inanırsınız. Abla, saçlarım olmuş abla. Arkana bakmadan yürü. Ne yürümesi be? Koy, koy. Hocam, halam yukarıda. Hocam? Dilaver Hoca. Bunların ikisi de bu akıllı anca evde kalır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.